Canlılar içinde insan durağan bir varlık değildir. Hep aynı yerde yaşasa bile, ömrü küçük bir kasabada geçse de, kendi içinde kırılması gereken zincirler olduğunu bilir. Cesaret eder mi bu zincirleri kırmaya? Bu çoğunlukla karakterini şekillendiren yaşadığı toplumla alakalıdır. Ben de çocukluğumun ilk evresini geçirdiğim köy hayatından sonraki 5 yılda köyden çok da farklı olmayan küçük bir Anadolu şehrindeki yoksul bir mahallede çocukluğumun ikinci evresini yaşadım. Elbette ben de durağan değildim. Ve yolum çocukluğumun son, gençliğimin ise ilk evresini geçirmek üzere 1 Eylül ayında İzmir'e düştü. Gözleri açılmamış bir köylü çocuğu olarak ilk gittiğimde çok zorlanmıştım. 14 yaşında alışık olmadığım bir hayatın içindeydim. Sanki dünyaya yeni gözlerini açmış bir canlıydım. Yatılı okul ne öğretir insana? İlk gittiğimde değil ama zamanla pek çok şey öğrendim. Söz gelişi, yemekhaneye yemeklerde ilk koşan hep ben olurdum. Yemekler 14 kişilik masalarda kazanlar içinde yer alırdı. İlk gidenler tabağına çok koyarlarsa masaya sonradan gelen arkadaşlarımıza yemek kalmazdı. Kazanlar içindeki o yemeğin herkesin hakkı olduğunu, herkese yetmesi gerektiğini öğrendim. Yatılı okulda eşitliğin ve adaletin ne olduğunu, kimsenin hakkını yememenin insan olmaya atılan ilk adım olduğunu öğrendim. Ben hayatı o yemek kazanına benzetiyorum. Herkese yetecek kadar yemek var. Yeter ki paylaşım eşit olsun. O masadaki yemeği kardeşinin hakkını gözeterek paylaşan kimse, ömür boyunca hangi mevkide ve hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun, daima bu bilinçle, eşitlikçi bir yaklaşımla adil bir insan olur. Hayat devam ettiği sürece insanları birbirine bağlayan şeyin yalnızca akrabalık, iş arkadaşlığı ya da komşuluk bağı olmadığı görülür. Ancak insan yıllar geçtikçe bir şey arar. Bu aradığı soyut kavram duygu birlikteliğidir. Bu birliktelik için illaki aynı zaman diliminde ve aynı mekanda bulunmak şart değildir. İşte bizi, maliye okulları birbirine bağlayan bağ da budur. Geçen yıllara inat değişmeyen tek şey maliye okulu ruhu, yani yatılı okul ruhudur. Yıllıklarımıza, fotoğraflarımıza, hatıra defterlerimize baktığımızda mutlaka bir işaret, bir kelime, bir espri bize okuduğumuz sıralara, yatakhanedeki ranzalarımıza ya da okul bahçemize götürür. Bu semboller yalnızca bizim için bir şey ifade eder. Olayın tanığı değilse kimse anlam veremez o işaretlere. Ama bizim için çok önemlidir o hatıralar. Sevgili dostlarım, hala kulaklarımda çınlayan şu şarkı gibisiniz. Her biriniz. Ne ona?
Evet arkadaş. Kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir, ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.